Yeni nesil ısınma teknolojilerinden bahsediyoruz. Bu konuda özellikle startuplara çok büyük görev düşüyor ve genç mühendis arkadaşlarımız bu konuda yeni icatlarla Türkiye'deki tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bunlardan birisi de Muhammed. Merhaba Muhammed. Merhaba. Muhammed E-Vana adında yeni nesil bir akıllı vana sistemi geliştirdi. Hemen burada yanımda bu arada peteğin üzerindeki vanaya takılıyor ve uzaktan çok kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz ve bunun da birçok artısı var, örneğin tasarruf gibi. Şimdi Muhammed'le biz de Evana'yı konuşacağız. Muhammed merhaba. Merhaba. Bizim ürünümüz Evana normal kalorifer peteklerine takılıp konutlarda %45'e kadar doğalgaz tasarrufu sağlayan aslında akıllı bir radyatör vanası. Tamamen yazılımı, donanımı tamamen bizim kendi bünyemizde geliştirildi. Geçen sene bizim şirketimiz TÜBİTAK hibesiyle kuruldu. Bizim cihazımızda hem tuşlardan oda için hassas sıcaklık kontrolü yapabiliyorsunuz. Örneğin 21-22 derece gibi sıcaklıklar ayarlayabiliyorsunuz. Müthiş. Aynı zamanda akıllı telefonunuz üzerinden de bütün odalar için, çocuk odası için, yatak odası için, salon için farklı farklı sıcaklık takvimleri yapabiliyorsunuz. Örneğin pazartesi, genelde insanlar evden çıktıkları zaman kaloriferi kapatmayı unutur. Dolayısıyla evet. bizim geliştirdiğimiz cihazda otomatik olarak kullanıcı evden çıktığı zaman kendi kendine kaloriferi kapatıyor. Akşamleyin geldiği zaman otomatik olarak açıyor. Dolayısıyla fazla doğalgaz tüketiminin tamamıyla önüne geçiyoruz. Ayrıca hassas sıcaklık kontrolü sayesinde %30 ila %45 kadar tasarruf yaptığı İTÜ laboratuvarlarında bunun onaylandı. Müthiş. Şimdi benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Bu vana içinde bir motor var. Kapatıp açıyor. Evet. Enerjisi nereden alıyor Muhammed? Enerjisi 2 adet bu AA alkali pille çalışıyor. 2 seneye kadar pil ömrü var. İçinde 1 adet lineer stepper motor var. Şimdi biraz önce şu konudan bahsettik. Bunlar kalorifer peteklerine takılıyor. Bu cihazlar takılıyor. Peki her türlü petekle uyumlu mu? Yani mesela benim evimde akıllı bir ısınma sistemi yok. Standart bir kalorifer peteğim var. Ben sizin bu Evan'ınızı alıp buraya takabiliyor muyum? Takabiliyorsunuz. Şimdi genelde iki çeşit radyatör var. Bir döküm radyatörler var. Bunlar daha eski radyatörler. Bir de yeni nesil petek radyatörler var. Önemli olan bu radyatörlerin girişindeki şu metal kısım dediğimiz kısım. Ha, şurası. Evet. Evet. Eğer hali hazırda termostatik vana kullanıyorsanız, yani 1, 2, 3, 4'lü kalorifer vanaları kullanıyorsunuz. Evet. Çok kolay bir şekilde bunun kurulumu yapılıyor. Şurada bir bileziği var. Bileziği saat yönünün tersine döndürdüğünüz zaman kurulumu yapabiliyorsunuz. Eğer eski çeşit radyatör vananız varsa bunlar da artılı eksili vanalar. Evet. O zaman küçük bir tesisat işi gerekiyor. O metal kısım değiştirildikten sonra istediğiniz gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde kurulumu yapabiliyor. Kurulumu tamamen kullanıcı kendisi yapabilir. Bir dakika sürüyor maksimum. Daha sonra telefonundan Bluetooth'a bağlandığı zaman istediği gibi kullanabiliyor. Akıllı telefonumuza uygulama indiriyoruz. Uygulama indiriyorsunuz. Eşleştiriyoruz ve kontrol etmeye başlıyoruz. Aynen bu kadar öyle. Basit. Aynen öyle. Bir telefondan 15 kadar cihaz kontrol edebiliyorsunuz. Bizim iki tane çeşit telefonla kontrol özelliği olan cihazımız var. Birisi Bluetooth'lu, diğeri de Wi-Fi özelliği olan cihazımız. Bluetooth'lu cihazı sadece evin içindeyken kullanabiliyorsunuz. Bluetooth çekim aralığından dolayı. Wi-Fi'li cihazı da nerede olursanız olun, internete bağlandığınız müddetçe isterseniz işte, isterseniz başka bir yerde, Amerika'da bile olsanız kaloriferlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Tebrik ediyorum Muhammed. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz artık Türk girişimciler, Türk mühendisler, gençlerimiz bu tip akıllı cihazlarla evlerdeki ısı tasarrufunu arttırmak için birçok çözümle karşımıza çıkıyor. Muhammed, iyi ki tanıştık vallahi. Bize çok güzel bir ürün anlattın. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Sağ olun.